Herkese yeni bir haftadan merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz artık Ramazan bayramını bitirmeye göre artık normal bütün vloglarımıza dönebiliriz. Size birkaç haberim var. Bunları söylediklerinde netleşenler var, netleşmeyenler var. Bu yüzden netleşirse eğer bu videonun sonuna doğru bunları size aktaracağım. Öncelikle günlük rutinimle başlıyorum. Sabah saat 10. Günlük rutinimle başlıyoruz. Evde de bir temizlik yapmam gerekiyor. Ramazan'dan önce de yapmıştım ama Ramazan sonrasında aslında anneme gittiğim için aslında çok gelen giden olmadığı için temizlik yapamamıştım. Bu yüzden iyi bir temizliğe girişeceğiz. Güzel bir temizliğe girişeceğiz. Onun öncesinde günlük bakımlarımı yapmak istiyorum. Size de birkaç öneride bulunmak istiyorum beni izleyenler için. Hadi o zaman artık... Öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Farkındaysanız saçlarımın birazcık daha fazla gürleştiğini ya da uzadığını, dolgunlaştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bununla alakalı size bir maske önerisi yapacağım. Bunu burada paylaşmamıştım. Katıda paylaşmıştım. Bu yüzden bunu da burada paylaşmak istiyorum. Çünkü şu an galiba ikinci ayım ve gerçekten saçlarımın çok iyi geldiğini hissediyorum. Çok etkettiğini hissediyorum. Saçlarımın gürleştiğini, dolgunlaştığını, uzadığını hissediyorum. Ve gerçekten yapısı da güzel olmaya başladı. Yani zaten iyiydi de bir tık daha iyi olmaya başladı. O yüzden bir ürün kullandım. Bunun kullanım sonrasında size aktarmak için bu videoyu şimdi çekiyorum arkadaşlar. Gün rutinimle başlıyorum. Kendime önce birkaç bakım yapacağım ve saçımla alakalı birkaç öneride bulunacağım. Çünkü evde çok işim var. Aynı zamanda bunları size aktardıktan sonra akışı bozmak istemediğim için bunu baştan paylaştım. Öncelikle cildimi tamamen derinlemesine bir temizlemek istiyorum. Şurada toniğim de var. Şunları biliyorsunuz zaten daha öncesinde de göstermiştim. Bu ikisini kullanacağım. Öncelikle cildime bunu döküyorum ve açıyorum. Cildimi derinlemesine temizledim. Sonrasında bir tonik yapacağım cildime. Emin olun cilt bakımı o kadar çok önemli ki ve farkındaysanız cildim aknelerden ve sivilcelerden biraz arınmış durumda. Net de görebilirsiniz şu açıdan. O yüzden her gün yapmasam da haftada 3 gün en azından cildime bakım yapıyorum. Çünkü dişlerimizi fırçalıyoruz. Saçımızı da yıkıyoruz. Vücudumuzu duş jeliyle de yıkıyoruz ve cilt bakımı çok daha önemli. Özellikle ilerleyen zamanlarda cildin kırışmaması açısından ve cilde iyi bakmak açısından kullandığınız ürün çok önemli arkadaşlar. Çok uzatmıyorum. Şöyle hafif bir tonik yapıyorum. Şu şekilde. Temizliyorum. Çok da bir şey yapmıyoruz aslında. Tabii ki de Earthline'ın vegan ürünlerini kullanıyorum bu arada. Ben zaten bunları diğer vloglarımda gösterdim. Bu yenisi bu arada. Bayramda indirim vardı, almıştım ikisini. Sonrasında cildime şu Purskin'in scrub maskesini yapıyorum. Face scrub. Çok iyi geliyor. Cildi çok güzel pürüzsüzleştiriyor. Ve gerçekten siyah noktaların gitmesini etki edenlerin başına bu gelir diyebilirim. Şöyle hafif tanecikli bir yapısı var. Şu geldi. Şuradan sonra. Bunu boğazlarınıza kadar deneyebilirsiniz. Böyle şimdi birkaç dakika bekledikten sonra yıkıyoruz ve artık gün rutinimize geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben artık cildimi tamamen temizledim. Cildim şu an tamamen güne hazır ve cildim daha iyi hissediyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Cildimin değişim sürecini size bir sonraki vlogta anlatabilirim. Çünkü gerçekten kullandığınız ürünler çok önemli. Böyle gidip muadilleri var. Sakın öyle çok fazla pahalı ürünlere para yatırmanıza hiç gerek yok. Çünkü dediğim gibi mesela örnek verebilirim. Çok meşhur olan D ile başlayan bir süpürge var. Biliyorsunuz herkesin böyle kapış kapış aldığınız kapitalizmin herkesin köpeği olduğu bir süpürge var.
Ama emsalleri de var biliyorsunuz. Çok da işe yarayan süpürgeler de var biliyorsunuz. Benim süpürgem çok eski ama çok iyi çekiyor. Ve her gün süpürmeme rağmen. İşte bozulmadı bugüne kadar. Böyle arada kırıklar, dökükler oldu ama artık o da olsun yani. O da benim biraz hor kullanmamla alakalı. O yüzden çok cilt ürünlerine böyle eğer cildinizin de ihtiyacı olduğunu düşünüp ama ben buna bütçe ayıramıyorum. Hani hiç de yapmayayım diyorsanız yapmayın arkadaşlar. Çünkü Oflime'ın ürünleri hepsi bebe. Toplasanız 300 liraya her şeyi mal ediyorsunuz cildinizle alakalı. 300 lira cildinize değer. Bu 2 ay falan da gidiyor. Daha doğrusu gidiyor. Ben her gün yapmıyorum çünkü. 2 günde bir ya da 3 günde bir falan yapıyorum. Yani 3 günde bir yaptığımda da çok beni etkilemiyor açıkçası. Övemediğim, bitiremediğim, saçlarıma iyi gelen, saçımın yapısına çok iyi gelen, beni çok iyi hissettiren bir ürün var. Biliyorsunuz buraya hatta koyarım. Saçlarım daha güçsüz ve daha kırılgan bir yapıya sahipti ki gördüğünüz gibi ince telli böyle biraz tarayayım size hatta saçımı anlamanız açısından. Mesela şu şekilde uçlarını tarayadığımda yani çok dibe girmeden böyle saçlarımı dolgunlaştırmak amaçlı şöyle biraz tarıyorum genelde. Böyle saçlarımın komplesini taramayı sevmiyorum çünkü saçımın aslında yapısını seviyorum. Saçımda iyi gelen bir maskeden size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çok kısa bahsedeceğim. Yani ilgilenenler adına bahsedeceğim. Ben bu maskeyi internette çok fazla duydum. Açıkçası bu şey Trendyol'a TT falan olmuş. Çok övülmüş. Böyle bunun spreyleri de, şampuanları da son derece aşırı aşırı kullanılıp övülen bir ürün. Övülen bir ürünün markası hatta. Bu yüzden biliyorsunuz ben de her şampuanı kullanmıyorum. İçinde biyotin. Pardon çok özür diliyorum. Dimeticon Sol ve sülfatından hiçbir şampuanı almıyorum. Hiçbir maskeyi almıyorum. Hiçbir saç kremini almıyorum. Çünkü saçlarım döküyor, güçsüzleştiriyor. Bir de bazen ben çok sık yıkıyorum saçlarımı. Bu yüzden içeriğine çok dikkat ediyorum. Hatta dün eve de indirim vardı ve gratis de indirim vardı. Kadın bana yarım saat ne yaptığımı sordu şampuanlarda. İçinde Dimeticon ve Dimeticon Sol ve sülfat olmayan içerik olan şampuan arıyorum dedim. Çok zor dedi ama ben buldum yani tabii ki. O ararsa bulurdu. O yüzden saçlarımı çok özen gösterdiğim için bu kadar uzayabildi ve bu kadar gürleşti arkadaşlar. Şu Urban'ın maskesini size anlata bitiremem arkadaşlar. Size nasıl sevmemi anlatayım öncelikle. İçinde dimetikon yok. Sülfat yok. Tuz oranı çok düşük. Aynı zamanda maske vegan formülü. Yani vegan formülü bulmanız bu zamanda çok fazla mümkün değil. Çünkü ürünün içeriği gerçekten bütün kimyasalları bastıkları için insanlar aslında tamamen koku bazlı ya da parlaklık bazlı gittiği için saçıma iyi geldiği falan sanıyor. Mesela kokusu çok güzelse çok iyi diyor ya da çok parlak duruyorsa çok iyi hissediyorum diyor. Çok iyi bir ürün diyor. Aslında öyle değil. Tamamen bu ürün. Amaca dayalı, tamamen amaca hizmet ediyor. Saçımı o kadar dolgunlaştırdı ki arkadaşlar. Ve bu devamlı olan bir şey. Mesela ben bunu haftada bir kere kullanıyorum. Haftada iki kere yazıyor ama ben mesela haftada bir kere kullanıyorum. Saçımda çok tuhaf bir şekilde hızlı uzama hissediyorum. Saçımda parlaklık hissediyorum. Saçım dolgunlaştırdığını hissediyorum. Saçım böyle kendi halinde. Mesela örnek veriyorum. Şu an mesela biraz çok dalgalı değil. Normalde daha dalgalı. Islak ya da topladığım için dalgası oluşmamış. Ama saçımı ıslak bıraktığımda saçım daha dolgun ve daha kıvırcık, yoğun görünüyor. Bu ürün tamamen saçımın yapısına kavuşmama sebep olan ürünlerin başında geliyor. Hatta ilk ya da teki diyebilirim arkadaşlar. Bu yüzden bu ürünü alıp saçım uzamıyor, ince telli, kepekler mi oluyor, saçlarımda sürekli problem yaşıyorum. İşte saçlarımı düzleştirince daha ince hissediyorum diyorsanız bu ürünü denemenizi öneriyorum arkadaşlar. Bu bir reklam değil. Bunu beğendim. Bunu kullanıyorum. Bu şu an ikinci ayım olacak. İkinci ayın başında olduğu için size bunun önerisini şimdiden yapmak istedim. Eğer kullananlar ya da kullanmak isteyenler varsa ki bir de fiyatı yüksek bunun bu arada. Yani uygun bir şey değil bu. Normal fiyatı 435 liraydı. İndirimden ben 215 liraya aldım. Bu yüzden indirimden yakalayayım kesinlikle. 400 lira yani. Zaten 12 ayda 7 ay kadınlar günü, anneler günü, sevgililer günü bir sürü gün var. Yakalarsınız muhakkak bunu deneyin arkadaşlar. İnternetten de bunu kovalayabilirsiniz. Ben faydasını çok gördüm. Deneyenler için ya da denemek isteyenler için benden öneri olsun. Deneyenler de bu alta yorum yapabilirler. O zaman çok konuştuğumu farkındayım. O zaman artık gün başlangıcını yapalım arkadaşlar.
Sizinle kısaca böyle konuşmak istedim. Size söylemek istediğim birkaç bir şey var. Biliyorsunuz Ramazan'dan kaynaklı düzenli vlog atamamıştım. Ama bundan sonraki olabildiğin süreçlerde hepsini vlog atmaya devam edeceğim eskisi gibi. Sonrasında yeni ev aldığım böyle bayağı bir şeyler var. Çok şeyler aldım. Onları şu an açıp size gösteremem çünkü yeni eve gideceği için çok iyi sarılmış. Hani kontrol ettim, kırık vesaire yok. Bu yüzden olabildiğince açmamak istiyorum. Yani açmayayım, orada açayım. Hem orada kargo açılımı yaparız falan. O yüzden aldıklarımdan da fikir olsun diye size buralara bırakıyorum şu an resimlerini. Bayağı aldım. Daha da gelen var. Kargoda yolda olan var. Bunları da size söylemiş olayım. Biliyorsunuz en az böyle 2-3 ay sonra yeni bir eve taşınacağız. Aslında buraya bırakacağım için çok mutsuzum. Yani şöyle söyleyeyim. Zamanında burayı almadığımız için çok pişmanız. Gerçekten yani ilk zamanlar farklı bir evle buraya kıyaslıyordum ve diyordum ki burayı mı alacağım ya diyorduk. Yani burayı mı alacağız diyorduk ama keşke burayı alsaydık. Çünkü gerçekten burayı çok özleyeceğim. Buranın bir anıları var, kalitesi var. Yani gerçekten burayı seviyorum aslında. Bir de burada beslediğim bazı kediler var. O yüzden onları da nasıl yapacağım? İşte düzenli olarak her gün ben bakıyorum. Hoş burada veren var da hani bazı kediler var. Mesela kapımda yatan kediyi biliyorsunuz. O kedi sürekli bana geliyor ve olabildiğince beni tanıyor ve hep kapımda. O yüzden nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Sonrasında yeni bir eve taşınacağımızı söylemiştik. Bahçeşehir kesin önünde bir eve bakıyoruz. Hiç belli olmaz. Her tarafa gidebiliriz ama bize daha uygun olan bir eve geçmeyi planlıyoruz. O yüzden umuyorum her şey güzel olur. Yakın vakitte güzel bir eve geçeriz. Ve artık yeni evimizde daha sık ve daha kaliteli kamerayla video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunları da size söylemek istedim. Videonun başında saç videosuyla alakalı video çekeceğimi söylemiştim size. Bunu çekmeyi planlıyorum ama o videoda kısaca aslında açıkladım. Yani hem cildimle alakalı hem saçımla alakalı aslında dikkat ettiğim şeyleri açıkladım sizlere. Olabildiğince saçlarınıza iyi bakın. Çok boyamayın. Sürekli ısıya maruz bırakın ve doğru bakımları yaptığınızda saçlarınız uzar arkadaşlar. Bunu da tekrardan buradan söylemiş olayım. Buraya kadar gelip izleyen herkese canı gönülden teşekkür ederim. Topluluk bölümde anketlerime katılan herkese tekrardan teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.